CHP Okul TV'nin bir başka röportajında, dünden bugüne CHP röportajlarında eski genel başkanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin'le birlikteyiz bugün. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Yani işte bu pandemi döneminde olabilecek kadar iyi sayılırız diyeyim. Ama tabii Türkiye çok 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 güç bir dönemden geçiyor. Yeterli aşı yok. Aşı var, ne zaman yapıldığı belli değil. Ne zaman aşı geleceği belli değil. Yani ben gerçi iki aşı oldum ama zannediyorum şu anda Türkiye'de hangi aşı ne zaman gelecek o konuda bir kesin bilgi yok. Onun için insanlar biraz tedirgin. Ve bir de ısrarla her şey çok iyi gidiyor dendiği için de insanlar sokaklara dökülüyor. Ve hatta şu, yani sokağa dökülüyor. Kendisi sokakta olan da niye sokaktasın diye de soruyor bazen. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz. Ve bu dönemde bizim röportaj talebimizi kırmayarak bugün geldiğiniz için ve partide hem görev aldığınız dönemde hem de partinin geçmişiyle, bugünüyle, yarınla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşacağınız için çok teşekkür ederiz. Yani ben tabii bir de gençlik kollarından geldiğim için biraz böyle gençler bir şey hissettiği zaman kendimi biraz da zorunlu hissediyorum. Siz CHP'nin gençlik kollarında ciddi görevler almış bir politikacı olarak ve partinin birçok noktasını gördünüz. Devletin birçok kademesini gördünüz. Gençlik çalışmalarının ve o dönemdeki o yetişme tarzının, orada öğrendiklerinizin, siyasi geleceğinizdeki ve Türkiye siyasetindeki değeri, önemi nedir sizce? Şimdi çok önemli benim için. Çünkü bir kere İsmet Paşa'nın genel başkanlığında gençlik kollarındaydım. Ve İsmet Paşa'yla birebir temaslarım oluyordu. Gençlik kollarına çok büyük önem veriliyordu. Çünkü şöyle bir süreçten geçti. Biz mülkiye başladığımız sene dekan Turhan Feyzioğlu'ydu. Profesör Turhan Feyzioğlu. Ve bize hoş geldin, yani açılışında hoş geldin diye bir konuşma yaparken, ey gençler dedi, nabza göre şerbet veren insanlardan olmayın dedi. O zamanki Demokrat Parti'nin o yılları artık yavaş yavaş antidemokratik uygulamalar başlamıştı. Ve bakanlık emrine alındı bir gün sonra. Yani birden profesörlük gidiyor, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir memur gibi oluyorsunuz. O da istifa etti. Onunla birlikte Aydın Yalçın, Münci Kapani, Şerif Mardin, Coşkun Kırca, Muammer Aksoy, bunlar da hep çoğu bir dergi çıkarıyorlardı, Forum diye o zaman. Feyzioğlu'na yapılandan dolayı bunlar da istifa ettiler. Ve Feyzioğlu'yu İsmet Paşa parti meclisine davet etti. Bir boşluk da vardı galiba, parti meclisine girdi. Ve ona karşı da boykot başladı. Yani biz ders görmeden boykotla başladık. Bir süre sonra, yani işte bir hafta 10 günden sonra boykotta son verildi. Bir gün bir arkadaşımız dedi ki, ben tanımıyorum da Turan Feyzioğlu seninle görüşmek istiyor dedi. Ben tanımıyorum dedim, yani daha dersleri de başlamadı. İşte adresi verdi bana. Bir iki gün geçti, gittim mi? Gitmedim dedim. Sonra Bahçeli Evler'deki evdeydi. Gidince dedi ki, ben İsmet Paşa yeniden oluşturmak istemiş. Yani gençlik kollarını. Hocanın da amacı insanların siyaseti en iyi rahat yapacağı, gençlerin yapacağı dönem üniversite yılları. Çünkü daha sonra işte iş hayatı başlıyor. Bir türlü askerlik başlıyor vesaire. Onun için çoğunluğu üniversiteden oluşan bir yeni merkez yönetim kurulu oluşturmak istemiştiğini söyledi. Benim de orada görev almamı istedi. Ben de daha okul yeni başladı. Hocam işte erken değil mi falan dedi. Yok dedi. Ben rica ediyorum dedi. İşte böyle başladı. İşte git gel oldu tabii. Sonra da işte liste ortaya çıktı. Benden de genel sekreter olarak görev almamı rica etti. Yani siyasete ve gençlik kollarına böyle başladım. Çok verimli bir dönemdi. Verimli, şöyle verimli. Bir yandan işte dersler devam ediyor. Bir yandan siyaset ısınıyor ve yavaş yavaş antidemokratik uygulamalar başlıyor.
Çok fazla tabii uzatmak istemiyorum. Örneğin 1958'de İsmet Paşa'nın Uşak'a gideceği programı vardı. Ben genel sekreter olarak 4 arkadaşımla birlikte 3-4 gün önce gittik. Uşak'ın bütün ilçelerini dolaştık. Ve İsmet Paşa büyük bir karşılamayla geldi. Şimdi ertesi günü de, o gece orada kalındı, ertesi günü de İzmir'e gidilecek. Fakat o büyük kalabalıktan sonra herkes tabii ilçelere ayrıldı. Ertesi günü istasyona gidince böyle birkaç yüz kişi kızgın böyle bakışlıyorlardı bizlere. Ve İsmet Paşa'nın kafasına taş attılar işte. O meşhur burasında kan geldi. Hemen trene binildi ve devam edildi. Tabii beraber olan belki üst düzey yöneticilerde bir aslında bir endişe başladı Türkiye'nin demokrasinin geleceği açısından. Çünkü yani Yunan komutanın kılıcının teslim aldığı ilde teslim alan da İsmet Paşa. Ve öyle bir ilde kafasına taş gelmenin yarattığı bir endişe vardı. Böyle bir dönem yaşadık. Ve maalesef işte o dönem 27 Mayıs'a götürdü. Bizim de gençlik kolları olarak amacımız yani atanmış bir heyet olarak acaba bir kongre gençlik kurultayı yapabilir miyiz diye. Benim de öyle bir şeyim vardı, böyle bir hedefim vardı. Kongreyi kurultay yaptık ama kurultay toplandı. Ben de kurultayda veda ederek yani artık iş hayatına atılacağımı düşündüm. Yani o dönemde gençlik kolları gerçekten çok faaldi. İsmet Paşa çok önem veriyordu. Yani ben Türkiye'nin yarı yerini gezdik mesela gençlik kolları üyesi olarak. Yani o dönemde böyle gençlerin büyük bir şevkle yapılıyordu. Her üniversiteden arkadaşlar vardı. Şimdi biz CHP Parti Okulu'nda tarih derslerinde mesela o dönemi sırayla anlatıyoruz. Atatürk o kadar güzel işlemiş ki adım adım o demokrasiyi getirmeyi, seçimi öğretmeyi topluma. Ama işte bugün baktığımızda hem yetkilendirilmeyen, yetkisi elinden alınan bir meclis hem de o döneme atıfla bir antidemokratik iddiası var. Fakat hem sizler işte hem yaptığınız görevlerden hem daha önceki okumalarınızdan söylediğiniz üzere aslında Cumhuriyet Halk Partisi her dönem kuruluşta da sonrasında da demokrasiye götürmek ve deneyimlemek için tabii, bunlar yeni yapıyor. Mesela gençlik kollarının kuruluşu da tabii, Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikriyle evet, çıkmış. Evet. Yani işte onun için bir özelliği var. Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluşun ve kuruluşun partisi. Cumhuriyet Halk Partisi devrimci bir parti. Yani bunun kademe kademe şeylerde de görebilirsiniz. Yani kurultaylarında da görebilirsiniz. Ve şimdi o kadar başından beri çok partiye hayat düşünmüş ki terakkiperveri kurdu. Ama o dönemde yoksul bir Türkiye. Cumhuriyet başladığı zaman bütün Türkiye'deki liselerde Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan kaç tane kız var? Bir fikriniz var mı? 34 kişi. Yani böyle bir cumhuriyetle başlandı. Değerinin bilinmesi lazım. Kafasında her şey var Atatürk. O kanunları hepsini şimdi çok basit gibi geliyor. Harf devrimi. Harf devrimi aslında şudur. Eskiyle geleceği kesen bir devrim. Yani evin annesi babası çocuğundan öğreniyor alfabeyi. Eski yazıyla okuyanlar varsa bir eski yazıyla Arap alfabesiyle gelmiş ve devrimi, cumhuriyeti, Türkiye'yi okuyan ve onlara öğreten çocuk oluyor. Yani bu büyük bir devrim bu aslında. Eskiyle yeniyi bağı kesiyor, yeniyi ön plana çıkarıyor.